Telefon orada kaldı. Ay çok güzel olmuş ya. Yatak rengi de şu oldu. Kesmeyelim kasayı. Kapıların tek tek burada. Yavuz abi ya. Vallahi telefon orada kaldı. Tutalım bari. Hey Allah'ım. Ay çok güzel olmuş ya. Burası da böyle. Onu aslında şeyle, mavi şeyle sarmak gerekiyordu da. Neyle? İşte mavi şey jelatiniyle. Zaten burası da toz ya. Uf 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 uf. Bozar mı? Ya bilmiyorum da. Toz içinde. İstersen alayım başka yere koy. Şu. Böyle şey olacak. Yatak rengi de şu olsun diyorum. Nasıl? Yatak ayrıca. O burası için. Bu, bu veya bu. Dur bakayım gözüküyor mu tam. Çok şükür bitti. Vallahi çok güzel oldu. Yarın umuyorum ki süpürgeliklere başlanacak. Bayağı güzel oldu ama yani içime sindi. Şu hala boyanamadım. Aşağıda inelim. Çok güzel. Yok hayır beyaz. Evet evet. Benim kışlık kıyafetlerimin haline bak. Ardiyeden çıkartıp televizyon yapılırken sen mi getirdin acaba? Ama çok güzel olmuş. Şu çizgilerin olduğu yere de mastik gibi bir şey sürecek. Birleşim yani. Yukarıya da bakalım. Aa, bugün tüm süpürgelikleri bitirecek sanıyordum ben. Bak bugün bitmemiş. Şeyi nasıl yapacak? Son cilayı nasıl atacak bu kadar eşya varken? Çek 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 atacak bilmiyorum nereye yapacak. Şu ortaya çekmesi lazım. Süpürgelikleri belki bu şuraları yapmak lazım. Aa nasıl olmuş? Bayağı iyi. Şimdi yukarıdan aç. Güzel seçmişim. Güzel güzel. Buraya bak şimdi aç.
Buraya bornozlar asılacak. Buraya böyle 6 tane bornoz havlu asmalık yer koyacak. Tamam. Şurada bakayım. Aha, daha monte etmedim. Ha, bu şöyle olacak. Bunu böyle çektiğinde 2 tane çamaşır sepeti. Bir tanesi... Bu düşmeyecek ama değil mi? Yok, böyle şeyi olacak, rayı olacak. Bu yani kadar açılacak. Çamaşır sepetleri düşecek. Bir tanesinde şey olacak. Beyaz, bir tanesinde siyah mı? Hayır, hani kıyafet, bir tanesi iş çamaşırı. Olur. Aha. Bu zaten makina. Burası kurutma makinesi yeri ama ortaya raf koyacak şimdilik. Yani kurutma makinemiz olursa. Aynen, o rafı kaldırabiliriz. Güzel olmuş çok. Güzel güzel. Çok şükür mobilyalar geldi. Takılıyor. Bu da yukarı banyonun. Zorlu bir süreçti. Ama galiba son 2 güne geldik. İnanamıyorum bunu dediğime. Of. Bu hafta işle alakalı da çok yoğun bir gün. Çünkü hem İşte sözleşmesel süreçleri falan hazırladığımız, KVKK protokolünü falan üstünden geçtiğimiz bir hafta. Hem bir listelemem var ama eve yerleşmek için can atıyorum artık. Ay 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 ay. Masajları ne zaman olacak? Çok güzel olmuş. Yarın şimdi bunu uçan raflarına getireceğim. Bu biraz büyük olası. Şurada bu. 3 metreyse bu. Ayıracağız buradan. Buradan sıfır olsun. Geri gidecek kanka. Tamam. Şey, altına da şey gelecek değil mi? Ha, tamam. Şundan olmuyor mu? Sen biliyorsun. Oluyorsa ondan yapalım. Tahta dursun. Tamam. Burası da oluyor. Bak, bunlara da birer tane raf koyuyorum aralarına. Tamam. Koy koy. Şuraya falan koy değil mi? Bu düşmesin. Burada duracak. Buna çek şey gelecek. Yarın mı gelecek bunlar? Onları da yarın bitireceğim artık. Rafım var, buranın rafı var. Gelecek. Gelecek, yani tamam. Yani derdim devrinin fişti olayım diyor. Yavuz abi, dolapları da bugün kuruverelim mi? Yarın. Yarın kuralım onları da, geçelim yaşayalım. Ben yerleştirdim artık. Ne yapıyorsun? Yaşamıyorsun. Nerede yaşıyor? Bir süre. Nerede yaşıyor? Oradan oraya valizin içinde mi yaşıyor? Şimdi yarın şu uçağın raflarını da getirdim. Tamam. Tamam. Şeyleri, şuraları da okuyayım mı? Ayna kapağın da yarın gelecek. Tamam. Şimdi yukarıya bir bak. Buranın aynasına takıversek olur mu ya şu? Hayır, şuraya. Ben getirmedim. Ben getireceğim. Tamam. Uçan rafları da takacağız ya. Bu ayna için ilti mi gerekiyor? Tabii, duvara takacağız ya. Duvar. Tamam. Yukarısı zaten. Yukarının çeşmesi hangisi? Yukarının çeşmesi. O şeyin. O orada galiba. Dur bakayım. Ya da aşağıda mı, bir dakika. Ay ay ay. Hakikaten taş büyük yalnız. Biraz daha geri itelim. Bak, sağından solundan ben yer kalır diyordum, hiç kalmamış. Baksana şimdi, bak bu buradan açılacak. Sepet geliyor buraya. Evet. Sepet içini açılıyor. Burada da bu kadar mesafe kalıyor yani. Şunu biraz daha geri itebiliyoruz tabii, değil mi? Ama şey, çeşmesi var ya. Tamam. Çeşmeyi göreceğim. Şöyle yapabilirim ama. Çeşmeye göre gideceğim. Tamam. Evet, artık ufak ufak tamamlanıyor. Burada mesela mobilyanın ön tarafı eksik gözüküyor. Onlar zamanla geldi. İşte basaçlar tamamlandı. Aydınlatmaların hepsi takıldı. Boya mayamaları yapıldı. Buradaki uçan raf takıldı hemen ertesi günü. Ve artık mutfağa yerleşmeye başladık. Salonumuzu kurduk. Salonda hiçbir şey kalmadı. Aynamız takıldı girişteki. Sevgili köpeğimizin yolu ufak ufak kemirmelere başladı. Küçük banyomuzdaki ayna takıldı. Buradaki aydınlatma da yakın zamanda gelecek. Bu odanın kuruluşunu yine Instagram'da bulabilirsiniz. Salonumuzda keyif yapmaya başladık biz. Duşakabin geldi. Ben küveti bekliyordum biliyorsunuz, duşakabinin takılması için. Ama küvet boyatmaya biz hala şu anda birini bulamadığımız için duşakabine dedik ki taktıralım, yani küvet boyanacaksa da sonra boyanır, bir şey olmaz.
burada artık duşakabinleri takıyoruz. Alt banyonun duşakabininin son hali. Bu arka odanın dolaplarının kapağı değişti ve yine yan taraflarına yama yapılıyor. Evin genelinde kalan yerlere yama yapılıyor. Ve odanın kurulmuş hali. Perdeleri yıkadım, astım. Terziye gidip kısaltılması lazım. Ve sorunlar biter mi? Tabii ki bitmez. Burada da gördüğünüz gibi tesisatçımız sağ olsun düzgün bağlayamadığı için akıtıyor burada tesisat. Alt banyonun tavanında da yine gördüğünüz gibi biraz hatta akandan inmiş biz fark etmeden. Neyse, sonuç olarak bunlardan artık çok sıkılmıştık biz bu evrede ama şu anda yaptırdık. Arkadaki depolar yıkıldı. Şu anda orası bomboş yıkılı şekilde duruyor. Ama seneye artık orada böyle bir şeyler yaparız diye umuyoruz. Paylaştığım video ile bu video arasında böyle yaklaşık bir 3 ay, 4 ay falan var. Evi biz toparladık, artık yerleştik ama hala bazı eksikliklerimiz var. İşte mesela marangozla biraz sorun yaşadık. Yani şöyle sorun yaşadık, aslında ne söylediysek aynısını yaptı ama hep çok geç getirdi. Ve hala, düşünün ki hala getirmediği şeyler var. 3 ay oldu. Biz böyle saldık, ben en son çünkü bir 3 kez falan ne zaman geleceksin diye sordum. Baktım gelmiyor. Saldım dedim, yani ben şu an böyle yaşıyorum Batu. Böyle devam edelim ne olur. Zaten son izlediğiniz bu tesisat şeyinden sonra da, akıtmasından sonra da 2 tesisatçı daha değiştirdik. Yapamadılar yani bir tane gömme rezervuarı. Neyse, küvet hala boyanamadı falan. O yüzden böyle evin ben son videosunu açıkçası size böyle biraz daha her şey oturduktan sonra çekmek istiyorum. Çünkü mesela hala bazı yerlerde perdeler yok. Çok komik. Ama olacak yani ya, zamanla. Yani biz de dedik ki mesela bu arkaya raflar takılacak falan, bazı şeylerin takılması lazım. Zamana bırakmak istedim ben. O yüzden şu anda bu tadilat videolarını bitiriyorum. Size böyle son bazı fotoğraf kareleri, minik video kareleri paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir hem tadilat sürecini hem de evin son halini. Zaten evin son halini çok çok sıklıkla Instagram adresinden paylaşıyorum. Köpeğimizi de yine Instagram'dan beni takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Köpek şu anda bütün süpürgelikleri yiyor. Bütün alt katın süpürgeliklerini yedi hatta, yani neredeyse hiç kalmadı. Süpürgelikler bitti, kapı kenarlarına başladı. Kapı kenarlarını biz böyle bir şekilde işte tabak falan koyduk yemesin diye, saksı tabak falan koyduk. Merdiveni yemeye başladı. Yani böyle ilmek ilmek ördüğünüz, çokça emekle yaptığınız şeyleri, çaba sarf ettiğiniz şeylerin böyle kolaylıkla bir köpek, bir çocuk, bir insan tarafından katledildiğini gördüğünüzde tabii ki ilk başta üzülüyorsunuz, hatta ilk başta sinirleniyorsunuz. Ama sonra böyle dünyadaki her şeyin çok fazla geçici olduğunu, bunlara takmanın sadece strese soktuğunu, seni böyle biraz daha kötü hissetmeye ettin. Yani mesela işte Leon'u onu yaptığını gördüğümde kızıyorum, bağırıyorum, sonra kendimi kötü hissediyorum. Sonra böyle, yani bilmiyorum, belki çok şey gelecek size. Tabii ki hala sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Bu insana mahsus olan bir şey zaten. Ama böyle biraz daha şey yapıyorum, artık takmamaya çalışıyorum. O sesi duyduğumda o ses beni çok irite ediyor. Böyle kırt 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 kırt. Ama çözüm bulmaya çalışıyorum. İşte kemik almaya çalışıyorum, oyuncak almaya çalışıyorum. Sabah akşam ayrı ayrı birer saat oyun oynatmaya çalışıyorum. Bu bir süreç diyorum kendime sürekli, işte 2 yaşına gelinceye kadar diye umuyorum. İşte aynı zamanda daha 9 aylık olduğu için de ağaç yaşken eğilir deyip böyle şu anda eğitmeye çalışıyorum. İşte Tarkan Özvardar mıydı? İşte Köpek Koleji diye bir kanal var YouTube'da. Onu izleyerek eğitmeye çalışıyorum. Neleri yanlış yaptığımı görüyorum. Neleri yapabilirim veya neleri yapmamam veya neleri daha fazla yapmam gerekiyor falan. Bunları öğreniyorum. Ve
bu tarz şeylerin böyle maddeleştirdikçe, maddi şeylerin değerini, tabii ki o emek, her şey mükemmel olsun diye o kadar yaptığımız yorgunluğun sonucunda önce öfkelensek de huzur bulmam için bunu takmamam ve bunu görmemem gerektiğini görüyorum. Batu bana nazaran köpekle yaşamayan hiçbir insan olduğu için, yani evin içerisinde biraz daha garip karşıladı bu durumu. Ben biraz daha görmezden gelmeye daha yakın olan kısımdım sanırım. Şu anda görmezden geliyoruz. Yani hani ne yapalım, oldu falan deyip anca devam edebiliyoruz. Ve şu kararı aldık. Şu anda hiçbir şeyi düzeltmeyeceğiz. İşte 1-1,5 yaşına falan gelsin, 2 yaşına gelsin belki kemirmeyi bıraksın. Ondan sonra da bu alt tarafı şey yapacağız. Traverten taştan süpürgelikle dönmeye karar verdik. Tabii sırf o değil bu arada. Mesela salondaki pencereler ahşap, salondaki pencereleri de kemiriyor. Aslında günün sonunda biraz şöyle yaparak kendimi telkin etmeye çalışıyorum. İnsan böyle doğal afetleri görünce, deprem, sel gibi, çok yakın zamanda İzmir'de birçok eve sel bastı. İşte zaten geçtiğimiz Şubat ayındaki depremin görüntüleri hiçbirimizin hafızalarından çıkmıyor. İnsan eliyle oluşturulan yangınlar var, insanların evleri yanıyor. Bunların yarattığı sonuçları ve manevi kayıpları özellikle gördükten sonra biraz daha bu tarz olan, işte bir çocuğun, bir köpeğin, bir insanın, misafirin döktüğü bir şey, ki ben bu arada misafirin döktüğü şeylere hiçbir zaman panik olan bir insan değilim. Kırılan her şey kırılmıştır derdim. Yani tabii ki benim yerine koymam çok güç bir şey. Mesela telefonum kırılırsa şu an maddi olarak beni çok zorlayacağı için çok daha fazla öfkelenirim. Ama diğer şeyler benim fonksiyonumu çok etkilemiyorsa eğer, fonksiyonel olarak, çok da bu diğer şeyleri düşünüp afetler vesaire, manevi kayıplar takmamaya başladım. Bilmiyorum. Bu böyle yaşanmışlıklarımın bir parçası diye görmeye başladım. Bak işte burayı Lyon yapmıştı. Lyon burayı 3 aylıkken yapmıştı. Lyon burayı 5 aylıkken yapmıştı. Lyon işte 6 aylıkken bilmem kimin işte bilmem ne paketini abimin mesela Aykos'unu parçalamıştı. İşte gibi, hani ona Aykos almak durumunda kaldım. Ama hani böyle bir yaşanmışlıklar parçası. Hayatımızın böyle bir evresi falan olarak görmeye çalışıyorum. Şu anda salonda oturamıyoruz mesela. Çok komik. Salonda oturamıyoruz. Akşam yemeğimizi yedikten sonra yatak odasına gidip bir şeyleri yatak odasında izliyoruz. Tabii bu Lea'ya yaradı. Lea koynumuzda yatabiliyor böylelikle. Böyle. Yani evin son hali bu şekilde. Elbette bir ev turu. Şu an ofisteyim mesela. Ofisten size bu videoyu çekiyorum. Elbette bir ev turu videosu gelecek. Ama zamanı var. Şimdi diğer videolarla devam edelim. Böyle bir yaklaşık birkaç aya her şeyi tamamladıktan sonra da son ev turu videosu olur. Umarım bu süreci beğenmişsinizdir. Şimdi de böyle yatıyor uslu uslu, değil mi? Şimdi böyle sanki hiçbir şey yapmıyormuş normalde gibi. Anneciğim, böyle sakinken ne kadar tatlısın. Kimse senin böyle sakin olabildiğine inanmıyor, biliyor musun? Niye oğlum hep böyle değilsin? Evet, koltuktan koltuğu kemirmesin diye bu da. Tamam, otur. Yatıyordu bu yüzden. Böyle. Şunu kapatalım. Ve güzellikleri görmeye çalışalım, değil mi? Böyle. Bence çok zor değil bunu görmek. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye Delion.